Monoko'nun ilk defa gerçekleştiren bu ödüllü yarışmasında dekanımız Neslihan Hanım'ın ev sahipliğinde şu anda üniversitesindeyiz. Öğrencilerin tek tek projelerini dinledik. Kendileri bu değerlendirmeleri, bu yarışmayı düzenleyip tertipli ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz kendilerine. Biz de Modoko yönetimine şahsınıza çok teşekkür ediyoruz. Üniversitemizle Modoko'nun bu şekilde bir iletişim içinde olup bu yarışmayı gerçekleştirmesi ve gençlere mezun olmadan önce böyle bir fırsat vermesi çok değerli ve çok önemli. Hatta bu yarışma bizim için de çok değerli oldu. Başka kurumlardan da yarışma yapmak üzere talepler gelmeye başladı. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin tabii gençler, yeni fikirleri var. Çok farklı yaklaşımları olabiliyor. Bu güzel düşüncelerle önümüze çeşitli projeler çıkarttılar. Umarım bu çalıştay sonrasında da bu fikirler olgunlaşır. Bildiğiniz gibi Modoko'da sunumlar yapıldı, gayet güzel sundular. Ama bugün de burada çalıştayımızın birinci günündeyiz. 3 günlük bir çalıştayda hem araştırma görevlilerimiz, hem hocalarımız, öğrencilerimize 6 grup halinde çalıştırdığımız öğrencilerimize destek olarak projelerin eksik olan taraflarını olgunlaştırarak projeleri daha da olgun bir hale getirmeye çalışıyorlar. Merhabalar. Biz ikinci olduk. Esnafla da konuştuğumuz zaman bize en büyük eksiğin oradaki sosyal alanların yetersiz olduğu konusunda geldi. Biz aslında buradaki sosyal alanlara bir müdahale edip ve Modoko'nun kaldırımlarına bir müdahale edip bütünsel bir dil oluşturmaya ve aslında bu dille Modoko'da bir kentsel iç mekan oluşturmaya çalıştık. Bu kentsel iç mekan içerisinde aslında farklı etkinlik alanları düzenleyerek bu etkinlik alanlarına insanların çocuklarını bırakabilecekleri bir çocuk oyun alanı, bu çocuk oyun alanının ahşabı da ana tema olarak kullanılmasını istedik. Ve burada çocukların ahşabı aslında tanımalarını, keşfetmelerini ve mobilyanın da ham maddesi olan ahşabı öğrenmelerini hedefledik. Merhaba, biz düzenlenen yarışmada 2. mansiyon ödülünü kazandık. Ve yaptığımız projede aslında Modoko'nun görünürlüğünü ön plana çıkaracak kapı tasarımlarımız üzerine çalışmıştık. Dışarıdan da kullanıcıların dikkatini çeken, cadde üzerinden rahatlıkla görünebilen ve aynı zamanda form olarak da gerekli malzeme, doku, renk seçimleriyle de insanların hem ilgisini çekecek, kampüse davet edebilecek güzel bir giriş alanı tasarlamayı amaçlamıştık yaptığımız projemizde. Ve aynı zamanda bu dilin kampüsün diğer alanlarında da devam ederek çeşitli kentsel birimlere, kentsel oturma alanlarına, kamusal alanlara dönüşmesi bizim projemizin aslında temel odaklarından biri haline geldi. Ve yaptığımız kapı tasarımlarında giriş akslarını belirleyen, ana kapıları belirleyen, aynı zamanda tali kapıları belirleyen çalışmalar yaptık. Ve bu giriş alanlarına özel farklı kapı tasarımları, kapı birimleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Bunu yaparken de aynı dili aslında devam ettirmeyi, kurmayı amaç edindik kendimize. İşlevsiz yeşil alan tanımlanmıştır. Okulun aksını belirlemekte ve park alanları da çok işlevsizdi. Ve alanda aslında bizim en çok dikkatimizi çeken kullanılmış ara sokaklar çok fazlaydı. Cepheler çok sığdı ve hiçbir işlev görmüyorduk. Bu alanlarda aslında insanlar için oturma alanları yarattık ve orada depolar için giriş çıkış yapan araçların da bir büyüklüğünü hesaplayarak, onları da bir yer bırakarak hem araçları kullanabilmesi, yarıya kadar da kullanıcıların kullanabilmesi için oturma alanına gerek attık. Şimdi öncelikle biz dönüşüme övgü diye bir başlıkla yola çıkmıştık. Birinci grubuz biz. Bu dönüşüme övgü derken ki ilk motivasyonumuz şuydu. İlk başta baktığımızda Modoko üretim kimliğine öne çıkan ilk kurulduğu zaman ama sonrasında yavaş yavaş şehrin de globalleşmesiyle birlikte daha satış odaklı bir yer olmuştu. Biz aslında bunu biraz daha kırmak, eski kimliğini hatırlatmaktı asıl konsept, asıl amacımız. Daha sonrasında Modoko'ya biraz daha ayrıntılı baktık. Ayrıntılı baktığımızda Modoko'nun kendi içinde zaten bazı durakları, araç sirkülasyon alanları ve
yoğunluk, ana yol, ikinci yol gibi yerler olduğunu gördüğümüzde aslında burada yine takip edilebilir bir sirkülasyon ve bu sirkülasyon alanları içinde kamusal mekanların yerleştirilip daha güzel izlenebilir, yaşanabilir bir alan yaratmak lazım. Yani saat 5'ten sonra kapanması değil, belki de 7-24 işlemesi gibi hedeflerimiz vardı. Biz Modoko'nun birinci mansiyon grubuyuz. Öncelikle biz projemizde problemlerden yola çıkarak bir konsept belirledik. Bunlar otopark sorunu ve düzensiz peyzaj ve Modoko'nun yeterince kalitesini yansıtmayan girişleri ve dikkat çekmemesi ve son olarak da güven yaratmayan çocuk alanları. Aynı zamanda biz Modoko'nun daha göze çarpması için bir balon fikri ortaya attık. Bu Modoko'nun logosundan ortaya çıkıyor ve biraz daha reklama odaklandık. Burada var olan kaldırımları biraz daha geriye çekerek, daraltarak paralel park edilen otopark alanlarını dikey bir şekilde park ederek daha az bir alanda daha fazla park edilmesini sağladık. Ve dışı köşe noktalardan eliptik çıkıntılarla da insanların kullanabileceği alanlar yarattık ve kent mobilyalarıyla da kullanımı açtık. Modoko'nun esas amacı hem sizinle birliktelik yapmak, bir de öğrencilerin biraz da Modoko'yu, mobilyanın merkezini, ilk kurulan bu şekilde bir AVM haline dönüşmüş bir yeri tanımaları, bundan sonra inşallah mezun olduktan sonra da ilişkilendirmelerini hep beraber bir ailenin bir parçası olarak devam etmesi amacımızdı. Güzel bir yöne doğru gidiyor. Teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.